cihazlarının birbirinden farklarını, çalışma mantıklarını, ürettikleri logları ve özellikle SOC analiz gözüyle bu loglarda neye bakacağımızı konuşacağız. Baştan her seferinde olduğu gibi söyleyeyim ki bize ayrılan süre 1 saat ve buradaki her bir slide minimum 1 saat üzerinde konuşabileceğimiz slaytlar. O yüzden sizler kafanıza takılan, burada cevabını bulamadığınız sorular olursa sonrasında maille, linkin üzerinden ya da farklı kaynaklarla bize ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Hepiniz hoş geldiniz diyelim. Özgür Hocam sanırım bir sıkıntı varmış. Hani bana sesiniz net olarak geliyor ama. Bir müzik sesinden bahsediyor Şenol Bey ama burada benden müzik gelmiyor. Şu anda yayına da sadece Tuğçe Hanım ve evet Samet Evet, Bey de ben ses de duymuyorum. bir sorun yok diyor. Tamam. Bahsettiğim gibi bu konuları konuşacağız. Evet, arkadaşların çoğunluğundan sorun yok geliyor. Firewall'ları basitçe türlerine göre ayırabiliriz arkadaşlar. Hardware firewall'lar, software firewall'lar ve cloud firewall'lar. Şimdi aslına bakarsanız bunların hepsinde birer yazılım koşuyor. Yani günün sonunda bunların hepsine software firewall diyebiliriz. Hardware firewall dediğimiz ürünler biraz daha firewall'ın mantığına göre özelleştirilmiş donanımlar üzerinde koşan sadece bu işe özel yazılımlar diyebiliriz. Software firewall'ları da basitçe bir işlem sistemi üzerinde çalışan firewall'ın mekanizmasını işlem sisteminin çekirdeği vasıtasıyla işleten, analizleri işlem sisteminin kernel'ıyla yapan firewall'lar diyebiliriz. Yani cloud firewall'ları da yine cloud'da çalışan software ya da hardware firewall'lar olarak sınıflandırabiliriz. Günün sonunda bunların hepsi bizim için aynı amaca hizmet ediyor. Buradaki slide'da gerçeği demiş, şey gibi görünmüş, hani internetten gelen bütün trafikler riskli gibi görünmüş. Firewall'ın amacı bizim için doğruyu ve yanlışı ayıklamak, bize ihtiyacımız olan, amacımıza hizmet eden paketleri ulaştırıp amacımıza hizmet etmeyenleri ya da bize zarar verme ihtimali olanları dışarıda bırakmak. Bu arada bu tablo çok da yanıltıcı bir tablo değil. Eminim ulaştığınız firewall logları varsa göreceksiniz ki günlük trafiğinizin ortalama %80'i firewall üzerinde çeşitli nedenlerle zararlı kategoride ayıklanıp durdurulan trafikler. Paket filtreleme yapan firewall'lar günümüzde artık kullanılmayan bir firewall tipi ama biz yine de bunun ne olduğunu bilelim diye buraya koydum. Paket filtreleme yapan firewall'ları aslında şu anda bugün bile aktif kullanılan router cihazların üzerine bir access control list özelliği eklenmiş şekli olarak düşünebilirsiniz. Bunlar üzerine girdiğimiz listelere bakarak izin ver ya da verme mantığıyla çalışırlar. Sadece OSI 3. katmana, network katmanına kadar olan trafiği denetlerler. Daha doğrusu bu bilgiyi denetlerler ve bizim ona verdiğimiz listelerle karşılaştırabilirler. Biz burada hani ürünün özelliğine göre ya da bizim tercihimize göre mesela biz deny all bir kural girip altına da şu IP'lerden gelen trafikleri kabul et demiş olabiliriz. Ya da hepsini kabul et ama şunlardan gelenleri kabul etme diye kural setimizi belirlemiş olabiliriz. Hani bu ürüne göre değişir. Özetle paket filtreleme yapan firewall'ları sadece IP tarafında, IP trafiğini izleyen firewall'lar olarak düşünebilirsiniz. Gün geçip ihtiyaçlar çeşitlendikçe artık tahmin edeceğiniz üzere bu çalışmamaya başladı. Sadece kaynak IP, hedef IP ve protokol bilgisiyle bizim ihtiyaçlarımıza cevap veremez hale gelmeye başladı bu cihazlar. Arkasından Level 4'e kadar çıkan firewall serisi geldi. Devre seviyesi firewall'lar geldi. Bunlar bugün günümüzde hala kullanılıyorlar ama daha çok
sonrasında anlatacağımız firewall tiplerine inen trafiği öncesinde filtrelemek, süzmek ve o firewall'lar üzerindeki kaynak ihtiyacını azaltmak için kullanıyorlar. Şöyle düşünelim bunu. Paket filtre bir önceki modele ek olarak bunun üzerinde TCP katmanındaki değerleri de izliyor. Yani aslında neyi söylüyoruz burada? Öncesinde sadece IP bazlı izleyebiliyorduk. Bu katmana gelince burada port bazlı da izlemeye başlayabiliyoruz. Hani 8888 IP'den gelen trafikleri kes demek yerine 8888 IP'den gelen 53 trafiklerini kabul et, diğerlerini kes diyebiliyoruz artık bu modelde. Bugünün ihtiyaçlarına bunlar da çok fazla cevap vermiyorlar ama dediğim gibi kullanılıyorlar. Çünkü şöyle düşünün ki mesela Tor IP'leri, Tor Network'ten gelen IP'leri, IP'lerin listesi belli. Bunlar herhangi bir detaya bakmadan sadece IPC ile bloklayabileceğimiz trafikler. Aslında kullandığımız, bizim için son işi yapan firewall'un önüne bu cihazdan bir tane koyarak IP bazında kesebileceğimiz trafiği burada kesip arkadaki cihazımızın asıl işine odaklanmasını sağlamak amacıyla hala bu cihazları kullanıyoruz ve kullanmanızı da öneriyoruz. Bunlarla birlikte yine transport katmanında Layer 4 ile çalışan ürünlerde stateless ve stateful kavramları hayatımıza girdi. Yani bu Layer 4'te çalışan cihazlar en başta stateless çalışıyordu. Yani durum bilgisini tutmuyorlardı. Durum bilgisi de bize lazım olmaya başladı. Durum bilgisinden kastım ne? Burayı biraz açayım. Şimdi ihtiyaçlar çeşitlendi. Mesela şöyle bir ihtiyacımız doğdu. Dışarıdan 8888 IP'sinden içeriye doğru hiçbir trafik başlayamasın. Bir kere yani Google'ın DNS sunucusunun benim network'ümde bir işi yok. Trafiği başlatan taraf olarak bir işi yok. Ama benim içerideki makinalarım ya da benim DNS sunucum Google'ın DNS sunucusuna gidip soru sorabilir. Burada bizim artık neyi takip etmemiz gerekir hale geliyor? Trafiğin nereden başladığını ve nereye doğru ilerlediğini kontrol etmemiz gerekiyor. Eski modellerde biz IP ya da IP ve port bazında deny kuralımızı yazdığımızda bunun yönüne karar veremiyorduk. Bu deny ise deny'di. Bunlara stateless firewall'lar diyoruz. Stateful firewall'lardaysa trafiğin yönüne göre de kurallar yazabiliyoruz. Yani burada biraz önce verdiğimiz örnekteki gibi 8888 IP'den içeriye doğru trafik başlamasını beklemiyorum. O yüzden buradan bana doğru gelen trafikleri tamamını kes. Ama ben içeriden bir trafik başlattıysam bu trafiğin devamına izin ver. Burada konu şu, stateless firewall'larda şu sıkıntı çıkıyordu arkadaşlar. Şimdi diyelim ki ben 888 firewall'u blacklist'ime yazmak istiyorum, blocklist'ime yazmak istiyorum. Ama bu durumda benim kullanıcılarım gidip oraya ya da DNS sunucum gidip oraya DNS soramıyor. Buna izin versem bu sefer benim zararlı adlandırdığım bir trafiğe izin vermiş oluyorum. İşte stateful cihazlar buradaki sorunu ortadan kaldırmayı hedeflediler ve bunda da başarılı oldular. Yani trafiği başlatan tarafı bir state tablosunda takip edip trafiğin yönüne göre izin verebiliyorum. Artık ne yapıyor benim cihazım? 8.8'e doğru ilk sorguyu ben attıysam bunu biliyor ve oradan geri gelen cevapları içeri alıyor. Ama benim başlatmadığım trafikleri içeri almıyor. En basit böyle anlatabiliriz stateful çalışan cihazları. Tabii teknoloji ilerliyor, ihtiyaçlar çeşitleniyor. Bir taraftan da firewall'un ana amacı olan ya da firewall'un baş düşmanı olan saldırganlar da durmuyorlar. Alttaki katmanlarda biz engelleme yaptıkça yukarıya doğru, OSI katmanlarında yukarıya doğru hem ataklar, saldırıların sayısı ve bunların yöntemleri artıyor. Hem de bizim bu taraftaki ihtiyaçlarımız çeşitleniyor.
İşte application level gateway firewall'lar bu amaca hizmet ediyor ve bugün kullanılan, en sık kullanılan ürünlerden birisi. Biraz önce bahsettiğimiz ilk 4 katmana ek olarak 7. katmana kadar trafikleri analiz edebiliyorlar ve bunu da stateful yapabiliyorlar. Yani sadece uygulama katmanındaki trafiği denetlemiyorlar. Trafiğin yönüne de bizim izin vermemizi sağlıyorlar. Bir önceki slide'da gösterdiğimiz ve burada gösterdiğimiz kurallar hem cihazlar hem access control list bazlı hem de rule bazlı çalışabiliyorlar. Ne demek istiyoruz? Access control listi zaten ilk slide'da konuşmuştuk. Hani şuna izin ver, buna izin verme. Kural tarafında da şunu yapabiliyoruz. Yani şuna izin verme ama şuysa izin ver. Yani bir önceki slide'da gösterdiğimiz örnekte gibi 8888'e izin verme ama bunun trafiği içeriden başlamışsa ve port 53 trafiği ise izin ver. Ya da kullandığımız ürünün özelliğine göre bu port 53 trafiğinin payload'una da git bak. Payload'unda gerçekten bir DNS trafiği varsa bu trafiğe izin ver gibi bu ürünler gelişti ve bugün de doğru tabirse elimiz ayağımız haline geldi. Bunların sonrasında teknoloji durmuyor, haliyle ihtiyaçlar da durmuyor, saldırganlar da durmuyor. Her şey oldukça dinamik. Bunların da yetmediği, bunların da bizim için sorun olduğu yerler oldu. Neydi temel zorluk, ortaya çıkan ihtiyaç? Uygulamalar o kadar çeşitli ki, hizmetler o kadar çeşitli ki, networkler o kadar büyük ki, tek tek her şeyi kuralla tanımlamak, kuralla kontrol etmek çok zor. Bir de eskiden şey çok kolaydı. Birkaç mail listeye üye olduğunuzda, hani birkaç web sitesini takip ettiğinizde neyi bloklayıp neyi bloklamayacağınızı, neye kural yazıp neye kural yazmayacağınızı bile biliyordunuz. Özellikle cloud servislerinin dağıtılmaya başlamasıyla yani insanların dakikalar içinde yeni makineler ayağa kaldırmaya başlaması, yeni servisleri kullanabilir hale gelmesi ile saldırganlar da çok hızlı aksiyon almaya başladılar. Ve biz burada kural tarafında özellikle işe yetişemez olduk. Evet, kural yazacağız ama soru ne? Neye kural yazacağız? Kim zararlı, kim değil? Kim doğru, kim yanlış? Neyi yapacağız, neyi yapmayacağız? İşte burada Next Generation Firewall'lar devreye girdi arkadaşlar. Bu Next Generation Firewall'ların temel özelliği şu sağ taraftaki kısmı görmeden, şuradan bu kısmı görmeden sadece şuraya bakın. Buradaki trafiğe TI kaynaklarını eklediler. Threat Intelligence kaynaklarını eklediler. Ve bu sayede aslında ürünlerdeki kural setlerinin dinamik hale gelmesini sağladılar. Bu bize işte neyi sağladı? Biraz önceki slaytlarda gösterdiğimiz o rule kısmını daha aktif ve daha fonksiyonel kullanmamızı sağladı. Arkasından üreticiler durmadılar. Bunun üzerine bir de dediler ki ben machine learning de koydum cihazımın üzerine. Artık benim cihazım TI kaynaklarında olmasa bile bir zararlı. Senin trafiğini analiz ederek bir şeyin zararlı olup olmadığı ile ilgili fikir üretebiliyor. Bir trafiğin zararlı olup olmadığı ile ilgili fikir üretebiliyor dediler. Tabii buradan sonrası aslında iş biraz da çığırından çıktı. Çünkü her üreticinin bu konudaki yaklaşımları farklı oldu. Mesela kimisi gidip bu machine learning uygulamalarını layer 4'e kadar uyguladı. Kimisi dedi ki ben application katmanında da bakıyorum. Öbürü durur mu? Dedi ki oho ben payload'u da analiz ediyorum dedi. İşte ya da ben machine learning algoritmalarımı da TI kaynakları üzerinden besliyorum gibi bir sürü özellik, kafa karıştırıcı şey devreye girdi. Burada bizim tabii kullandığımız cihazın
yaklaşımlarını ve özelliklerini iyi bilmemiz gerekiyor bu noktadan sonra artık. Yani buraya kadar olan ürünlerde bakın ne konuştuğumuzu biliyorduk. Ama bundan sonra özellikle bu Next Generation furyasında her bir cihazın birbirinden ayrıldığı irili ufaklı bir sürü özellik var. Tabii iş bu kadar dinamik hale gelince üreticiler özellikle ben bunun marketing için olduğunu değerlendiriyorum. Nedenlerini de açıklayacağım. Ürünlerin üzerine ben ürünüme WAF yeteneği de kattım. Ben ürüne IPS, IDS yetenekleri de kattım. Ben antivirüs yetenekleri de kattım. Ben e-mailleri de inceleyebiliyorum demeye başladılar. Burada da görece olarak haklılar. Nasıl haklılar? Ben şuraya kadar olan bütün her şeyi, bütün paketleri açıp şuraya kadar olan her şeyi analiz edebilecek donanıma ve yazılıma sahipsem bunu açmışken bir zahmet şurada ilgili katmanlarda atıyorum dördüncü katmandaki trafiği ben bir baktıktan sonra tutup IDS, IPS modülüne gönderebilirim. Buna bir de sen bak kendi bakış açınla diyebilirim. Ya da işte yedinci katmandaki HTTP 2 vesaire trafiklerini tutup WAF'a gönderip, WAF uygulamama gönderip bunun içine bir de sen bak benim için sorun yok ama sen bir şey bulacak mısın bakalım diyebilirim. İşte yine bu katmanlardaki datalara, antivirüs engine'ine gönderip bunun içinde senin bakış açından bir zararlı var mı diyebilirim gibi burayı çeşitlendirebiliriz. Sonra bunları da bir de üreticinin kendi threat intelligence kaynaklarıyla gerekse burada kullandığı machine learning algoritmalarıyla birleştirip hatta üzerine bazı üreticilerin izin verdiği gibi bizim kendi kaynaklarımızı da eklememizi koyduğumuzda dışarıdan bakıldığında en azından kağıt üzerinde harika görünüyor. Peki yeri gelmişken şimdi orasını da konuşalım. Pratikte böyle mi? Bu biraz sizin ne kadar trafik işlediğinizle ve ne iş yaptığınızla ilgili arkadaşlar. Bu arada gelen soru cevaplar var. Sonda hepsini cevaplayacağım arkadaşlar. Bu cihazların ne kadar efektif, kullanışlı ve sizin için çözüm olduğu biraz önce söylediğim gibi sizin ihtiyaçlarınızla paralel. Çünkü burada artık günün koşulları gereği kızamadığımız marketing hileleri var. Nedir bu hileler? Mesela cihazın dışında kutusuna baktığınızda kocaman işte ben şu kadar gigabit trafik saniyede işleyebiliyorum yazıyor. Ya da işte şu kadar IPS'i işleyebiliyorum yazıyor cihazın kutusunda. Ama cihazı alıp koyduğunuzda görüyorsunuz ki o verilen rakamlar şunların şu özelliklerin hepsi kapalıyken cihazın ulaşabildiği throughput değerleri. Siz WAF'ı açtığınızda cihaz diyor ki, üretici diyor ki sen WAF'ı açarsan bu değer yarıya düşer. Ya da işte %30 düşer. IPS'i, IDS'i açarsan bir %40 daha düşer. Bir de antivirüs ve e-mail filtreleme yaparsan bunun üzerine bir de işte bir %20 daha düşer. Siz gittiniz 1000 throughputluk bir cihaz aldınız. Ne oldu? Elimizde kaldı 100. Hani daha burada web filtering'i, proxy falan kalabalık yapmasın diye yazmamışım. Bu ürünler bunları da yaptıklarını iade ediyorlar. Soruları sonda cevaplayacaktım ama Salih Hocam'ın sorusu, Salih Yıldırım'ın sorusunu burada cevaplayalım. Threat Intelligence tam olarak nedir? Hocam Threat Intelligence basitçe istihbarat olarak değerlendirebilirsiniz. Threat Intelligence'dan kastımız o gün güncel olan, o an itibariyle güncel olan zararlı aktivitelerden bilgimiz olması. Zararlı aktivitelerin içeriğine dair bilgi edinmemiz. TI kaynakları, Threat Intelligence kaynakları çeşitli. Yani bütün bunları siz analiz edemeyeceğinize göre bunları birilerinin size vermesi gerekiyor. Yani mesela gidip VirusTotal'de bir hash sorguladığınızda aslında bir Threat Intelligence kaynağını kullanmış oluyorsunuz. Ya da ne bileyim işte Alienvault'da OTX'de gidip bir IP adresinin reputasyonunu sorguladığınızda bir Threat Intelligence kaynağını kullanmış oluyorsunuz gibi. İşte bu kaynakları
Instagram'daki feedleri, içerikleri otomatik olarak sizin sisteminize entegre edebiliyor bu cihazlar. Çoğu zaman üretici kendi kaynaklarını size veriyor, kendi feedlerini size besliyor. Ama siz bazı ürünlerde siz kendi kaynaklarınızı da ekleyebiliyorsunuz. Burada süreç şöyle işliyor. İşte bu TI kaynakları size bir API servisi veriyorlar. Bu API servisini siz parasını ödeyip alıyorsunuz. Sonra da ürününüze gidip diyorsunuz ki sana üzerinden geçen IP adreslerini git buraya da sor. Buradan gelen kurallarınızı da sonra gidip işte diyorsunuz ki örnek vereyim. Virüs Total'deki reputasyonu 10 üzerinden 7'nin üzerindeyse bu trafiğe izin verme, bu IP'nin trafiğine izin verme gibi kurallar belirleyebiliyorsunuz. Eminim hepinizin cihazlarında USOM'un feedlerini kullanıyorsunuzdur. İşte buna benzer yapıları düşünün. Bu feedler tabii arkadaşlar hani sadece IP bazında olmayabilir. Bu çok farklı konularda çok fazla çok farklı feedler üreten çözümler var. Açıkçası kullanmıyorsanız bunları da incelemenizi ve en az bir iki tanesini altyapınıza mümkünse entegre etmenizi. Hatta bu konu o kadar önemli ki eğer altyapınız bu tip kaynaklara izin vermiyorsa, yani hala sadece sizin girdiğiniz listelere ve kurallara göre çalışıyorsa altyapınızı değiştirmenizi öneririm. Umuyorum soruya cevap olmuştur. Eğer olmadıysa sonunda tekrar konuşuruz. Diğer soruları sonunda yanıtlayacağız. Üzerinde birlikte konuşacağız arkadaşlar. Peki IPS nedir? Nasıl çalışır? IPS de aslında, bu arada IDS ve IPS kardeştir arkadaşlar. Bu kavramlar çok kafanızı karıştırmasın. Birisinde sadece detection yaparsınız. Ve tam olarak işte sizlerin, analistlerin önüne bu detection'da elde ettiğimiz sonuçları düşürürüz. Orada analist karar verir. Bu trafiğin gerçekten zararlı olup olmadığına, prevent edip edilmeyeceğine. Ya da IPS kullanırsınız ve IPS'ler size bu konuda çözüm üretirler. IPS, IDS'in prevention yapanıdır. Yani aslında otomatik olarak önleme yapanıdır diyebiliriz basitçe. Firewall'la aynı kaynaktan beslenirler. Bir, temelde bir özellikle bir Next Generation Firewall ürününün beslendiği bütün kaynaklardan beslenirler. Yani aynı trafik üzerinde inceleyip karar verirler. Burada kural setleri yerine birazdan göreceğimiz çeşitli imza setleri, imza veri tabanları ve anomali algoritmalarını kullanırlar. Ürününe göre bunlar değişir. Bir ürün her ikisini kullanabilirken bazıları sadece bu yöntemlerden birini kullanabilir. Yine bazı ürünler çeşitli katmanlardaki yüklere odaklanabilirler. Ne demek istiyorum? Bazısı sadece layer 4'e kadar analiz yapabilir ama bazısı layer 7'ye hatta payload detayına kadar inip analiz yapabilir. Ya da ürünler buradaki yükleri sizin seçmenize izin veriyor olabilirler. Avantajı zararlı trafikleri anında durdurmasıdır. Şöyle düşünün, biz IPS değil de IDS kullanıyoruz ya da ürünü IPS modunda değil de IDS modunda kullanıyoruz. Yani sen git detection yap, engelleme yapma, detection yap, zararlı bir şey görürsen bana haber ver, ben inceleyeyim, ona göre ben aksiyon alayım dediğiniz durumda avantajımız ne? Prevent etmek için harcayacağımız kaynağı kullanmadığımız, sistem üzerinde kullanmadığımız için paketler çok daha hızlı ağda hareket edebiliyor olacaklar. Dezavantajımız ne? Arada biz inceleyip aksiyon alana kadar zararlı bir trafiğin geçmesine izin vermiş olacağız. Yani zararlıyı görmüş ama trafiğin geçmesine izin vermiş olacağız. Peki yok mu başka avantaj ve dezavantaj? Var tabii ki. Prevention sistemleri bugün hala kişisel fikrim emekleme aşamasındaki sistemler ve false positive oranları yüksek. Özellikle anomali izleme algoritmalarını kullanan, machine learning bazlı kullanan sistemler çat diye sizin kritik bir sisteminize ait trafikten şüphelenip
prevention uygulayabilirler ve bir anda uçtan uca bütün servislerimiz durabilir. Bu yüzden prevention sistemleri çok kısıtlı kural setleriyle çalışır. Bir diğer problem de burada, şunu düşünün, bir paket gelecek, paketin içeriğini analiz edeceksiniz. Çeşitli imza veri tabanları ya da çeşitli algoritmalarla karşılaştıracaksınız. Geçip geçmeyeceğine karar vereceksiniz. Ve burada daha da kötüsü, karşı tarafta birisi o trafiği bekliyor. Yani sizin kullanıcınız, bunu somutlaştıralım. Kullanıcınız gitti www.google.com yazdı. IPS bu trafiği ürününüzün özelliğine göre şuradaki herhangi bir katmanda incelemeye başladı. Bakın, kullanıcınız bekliyor. Önce çıkan trafiği bir inceleyecek, karar verecek. İnceledi, karar verdi. Milisaniyeler geçti. Trafik Google'a gitti. Geri cevap geldi. Geri gelen cevabı da inceleyecek bu. Yine buradaki içeriklerle karşılaştıracak. Burada da zaman kaybettik. Ne oldu? Günün sonunda bunun gibi milyonlarca trafiği işlediğimizde, hani o kullanıcıların abi çok yavaş dediği noktaya geldik. Prevention sistemlerin en önemli dezavantajı bu. Çok fazla kaynak tüketiyor olmaları. Kaynak tüketimi ile hız arasında, prevent etmek için kullandıkları kural sayısıyla kullandıkları kaynak ve sağladıkları hız arasında bir ters orantı var. Özetle, ne kadar kuralı prevent modda izliyorsak o kadar kaynak tüketiyoruz ve o kadar yavaşlıyoruz demek. Burada tercih artık tabii ki sizlerin. Biz bu sunumda IDS'in üzerinde çok durmayıp IPS üzerinde durduk. Çünkü IDS'in prevention, zararlı prevention dışında detection özellikleriyle DDoS vesaire gibi konularda da adresleyebildiği birçok konu var. O yüzden onu burada almadık. Peki WAF ne yapar? WAF dediğimiz cihaz daha önceki cihazlardan farklı olarak sadece 7. katmana odaklanır ve buradaki trafiği analiz eder. Yani aslında bizim web uygulamalarımız için kullandığımız firewall'dur. Sadece layer 7'yi analiz eden firewall'dur. Ürününüze göre ya da sizin konfigürasyonunuza göre trafiklerin üzerindeki payload'a odaklanır. Bunlar da kendi içinde kural tabanlı, imza tabanlı, machine learning tabanlı çalışıyor olabilirler. Bunların hepsini kullanıyor olabilirler. Bunlara sizin bir şeyler ekleyip çıkarmanıza izin veriyor olabilirler. Doğru çalışan bir WAF için, Web Application Firewall için WAF cihazının sizin normallerinizi bilmesi gerekir arkadaşlar. Yani diyelim ki sizin burada mobil ödeme için kullandığınız bir web servisiniz var. Günün sonunda kullanıcılar buraya HTTPS üzerinden gidip geliyorlar. Peki bizim burada prevente konu olan içeriklerimiz neler? Bir, daha içeriye payload'a inmeden neyi kontrol etmeliyiz? Gelen IP'den, bize gelen trafikteki ilgili IP'den gelen birim zamandaki request sayısına. IP zaten zararlıysa önceki adımlarda kim engellemişti? İşte ya IPS'imiz engelledi ya firewall'umuz engelledi. Artık buraya application'a kadar geldi bu trafik. Biz burada ne yapacağız? Önce bizim verdiğimiz protokollerle mi geldi? İzin verdiğimiz protokollerle mi geldi? Buna bakacağız. Bu noktada şunu yapabiliriz. Mesela 8.8.8 IP'sine benim firewall'um izin vermiştir ama ben WAF'ta bunu kesebilirim. Niye? Burayla benim web uygulaması bazında bir trafiğim yok diyebilirim. Yani bunun bana web uygulaması, web içeriği sorması mantıklı değil, doğru değil diyebilirim. Birincisi bunu yapar. İkincisi HTTP ile geldi ama hangi metotla geldi? İşte get'le mi geldi, pat'la mı geldi, işte ne bileyim hit'le mi geldi, post'la mı geldi? IP ve hedef bazında bu tip analizleri burada yapabilirim. Bunlarla ilgili kurallar girebilirim. Get'le geldi ama işte ya da
Posta geldi ama payload'unda bir JSON var. Bu JSON'ın içinde şunlar şunlar varsa izin ver, bunlar yoksa izin verme diyebilirim. Yine başa dönüyorum. Bu adrese, benim içerideki bu API endpoint'ime bir IP adresi 3 saniye içinde maksimum 10 tane request gönderebilir. 11.yi göndermesine izin verme. Hatta 11.yi gönderirse bu trafiği kes ya da şu kadar süreyle kes. Ya da bu trafiği şu şekilde işle diye kural girebilirim. Ya da işte 3 tane connection geldi ama bu connection'ların üzerindeki payload size'ı, trafik boyutu 200K'yı geçmesin. Çünkü bana gelen hiçbir istekte 200K'nın üzerinde içerik beklemiyorum. Ya da benden istediği data 500K'nın üzerindeyse, benden çıkan data 500K'nın üzerindeyse orada bir anomali var. Çünkü benim hiçbir endpoint'im 500K'nın üzerinde trafik dışarıya çıkarmıyor. O yüzden bu trafiği engelle diyebilirim. Gördüğünüz gibi onlarca endpoint'in, işte yüzlerce endpoint'in onlarca web servislerinde çalıştığı yerlerde bütün bunları tanımlamak çok zor. Burada üreticilerin de bu zorluğa cevabı öğrenme algoritmaları. Onlar diyorlar ki kardeşim sen benim ürünümü doğru yere konumlandır. Benim ürünüm birkaç ay senin orada olan biteni bir izlesin. Bir normal haritası çıkarsın. Normallerini belirlesin. Sonrasında da bu normallere göre sen bana prevent etmeye izin ver. Yani beni canlıya geçir. Ben de ona göre çalışmaya başlayayım. Daha önce çıkardığım normal haritaları dışında olan biten her şeyi engelleyeyim. Tabii bunu söylemeye gerek yok. Gerektiğinde sizler de bu kuralları tune edebilirsiniz. Yenilerini ekleyip var olanların içinde hoşunuza gitmeyenleri, işinizi engelleyenleri durdurabilirsiniz arkadaşlar. Peki bir SOC analiz gözüyle bu cihazların nasıl çalıştığını bildikten sonra sonraki adımlarda göreceğimiz logları analiz ederken bu cihazların bizim ağımızın neresinde durduğunu da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu çok basit ve örnek bir topoloji. Hani size sadece fikir vermesi açısından bunu buraya çizdim. Öncelikle neden bilmemiz gerekiyor? Hangi cihazın nereden bana log gönderdiğini, benim hangi cihazın neredeki davranışları analiz ettiğini bilmem neden gerekiyor? Aslında basit. Benim önüme düşen alarmları doğru değerlendirebilmem için gerekiyor. Şurayı sol tarafı internet sayalım. İnternetten gelen bütün trafikleri önce firewall'a verdik. Firewall, buradaki firewall'un next generation bir firewall olduğunu varsayalım. Bu firewall'daki bütün kurallardan geçti. Biraz önce bahsettiğim kısıtlar nedeniyle firewall'un üzerinde IPS modülümüz çalışmasın. IPS modülümüz de burada çalışsın. Şimdi bu IPS bir trafiği durdurduğunda bana log üretecek. Tamam, yani bu benim için nedir? Bilgidir. Çünkü zaten zararlı bir şey olmuş. IPS de bunu durdurmuş. İçeriden birisi ya da herhangi bir iş ortağım, benim hizmet verdiğim birisi bana gelip de benim şunu yapabiliyor olmam gerekiyor ama yapamıyorum da demiyorsa demek ki bu IPS işini doğru yapmış. Burada bir sorun yok. Bu log benim için bir şey ifade etmiyor. Informational diyebilirim. Peki bu trafik devam etmiş. Firewall bu trafiğin web trafiği olduğuna karar vermiş ve bunu web sunucuma göndermiş. Bakın web sunucumun önünde bir WAF var. Bu WAF'tan bir log geldiğinde bunun bu logu aldığımda ben şunu bilirim. Bu log bana gelmeden önce IPS'ten geçti. Ondan önce firewall'dan geçti. Bunlar da zararlı bir şey bulamadı. Demek ki bunun payload'unda zararlı bir uygulama var diyebilirim, değil mi? Ya da bu istek WAF'tan da geçti. Web sunucuma geldi. Web sunucum bu isteği işlemek için database'e bir sorgu gönderdi. Ve log bana database firewall'undan geldi.
Bu ne demek? Aslına bakarsanız burada bu ürünlerin kaçırdığı bir detay var. Database firewall'un da bu detayı yakaladı demek. Ya da bu tarafa doğru gelelim. Yine Next Generation Firewall'umuzdan bir trafik geçti. IPS'ten de geçti. E-mail gateway ürünüme geldi. E-mail gateway ürünü burada bir sorun buldu ve bana bir log çıkardı. Dedi ki bu mailin ekinde şüpheli bir şey var. Tabii o da kendi konfigürasyonuna göre, kendi konfigürasyonuna göre bunu durdurdu ya da bir not ekleyip kullanıcıya iletti. Buradan aldığım logda da benim için nedir? Evet, IPS'ini durduramamış olması çok istemediğimiz bir şey ama normal. Zaten e-mail gateway'i de bu durumlar için buraya koymuştuk. Buradan bize bir ödev çıkar. Yani IPS burada neyi analiz edemedi de, bu trafikte neyi analiz edemedi de durduramadı. E-mail gateway bunu durdurdu. Tabii e-mail gateway gidip de TI kaynaklarından aldığı sender adresiyle durdurduysa bir sorun yok. Ama e-mail gateway kendi üzerindeki IP reputasyonu ile bu trafiği durdurduysa bakın bize bir ödev çıktı. Bu reputasyonu yüksek IP'yi benim IPS'im neden yakalayamadı? İnternet firewall'um neden yakalayamadı diye gidip onlara bir bakmak gerekiyor işte. Tabii bu senaryoda neyi de anlamış oluyoruz. Bunların hepsinin TI kaynakları farklı. Neden? Farklı farklı üreticiler. Özetle firewall üreticimin henüz farkında olmadığı, IPS kurallarımın henüz farkında olmadığı bir IP adresini e-mail gateway durdurduysa benim gidip bu IP adresini buradaki ürünlere de eklemem benim için avantaj. Analiz tarafıyla baktığımızda. Peki e-mail gateway ürününden çıkan trafik mail server'a geldi. Ben hiçbir yerden log alamadım şuraya kadar ama bana mail server'dan bir log geldi. Dedi ki işte bu maili ben spam olarak işaretledim dedi. Şimdi buradan sonra bakın mesela burada bizim bu mailin nerelerden geçtiğini bilmezsek biz hataya düşeriz. Neden? Şimdi mail server bana spam bir mail geldi diye rapor veriyorsa bu mail gateway'den geçti. Önce neye bakacağız gidip? Mail server bunun neye göre spam olduğuna karar verdi. Eğer burada bunun gerçekten spam olduğuna biz de kanaat getirdiysek gidip mail gateway'in bu spam aktivitesini neden yakalamadığını sorgulamamız gerekiyor. Geriye dönüp ne yapmamız gerekiyor? İşte bundan sonra bu tip aktivitelere izin vermeyeceğinden emin olmamız gerekiyor. Diyelim ki spamı benim mail server'ım yine IP reputasyonuyla saptadı. O zaman gelip bir zahmet IPS'e soracağız. Arkadaşım sen neden bu IP'den haberin yok diye. Ya da firewall'a da soracağız tabii aynı soruyu. Neden bundan haberin yok diye. Yine bakın başka bir senaryo. Bize database firewall'dan bir log geldi. Biz topolojiyi bilmiyorsak heyecanlanırız. Niye? Bize dendi ki logda database içerideki bir client makineden database'e şöyle bir sorgu gitti. Database'de olmaması gereken bir trafik oluştu. Biz şimdi bu logun database firewall'un topolojinin neresinde olduğunu bilmiyorsak heyecanlanırız değil mi? Gidip efor harcarız en azından bunun geriye doğru nerelerden geçtiğini ve bize alarmın ürediğini bulmak için efor harcarız. En kıymetli şeyimiz neyimiz? Zamanımız. Haliyle bizim analist olarak çalıştığımız, trafiğini incelediğimiz network'te bize alarmları düşen network'teki topolojiyi buna benzer bir detayda en azından buna benzer bir detayda bilmemiz gerekiyor. Tabii bakın daha burada şeyler yok. İşte biz SSL trafiği nerede açıp içini inceleyip kapatıyoruz. Bunlarla ilgili alarmları hangi noktadan alıyoruz? İşte VPN user'lar nereden geliyor, nereye saplanıyor, nereden geçiyorlar vesaire gibi daha bir sürü senaryo buradaki topolojide eksik. Eğer bunları bilmiyorsak bizim günümüz trafiğin başını ve sonunu aramakla geçiyor olacak arkadaşlar. Bu yüzden bizim topolojimize hakim olmamız gerekiyor. Peki şu ana kadar konuştuğumuz basitçe teorilerinden bahsettik de bir de burada da biraz üzerinden geçelim.
Hangi seviyede neye bakıyor bu cihazlar? Biz burada firewall demişim ama siz buna IPS de diyebilirsiniz. En başta bakın bu nedir? TCP paketinin başlık bilgisi. Firewall bizim yazdığımız kurallara göre bugün güncel çalışan firewall ürünlerinden. Yani şunlardan bahsediyor olalım. Bunun source IP'sine bakar, destination IP'sine bakar, source portuna bakar, destination portuna bakar. İşte bu gidip gelen paketlerdeki sekans numaralarını kontrol edebilir. Anomaly detection için bunları yapar. İşte window size'ları kontrol edebilir. Checksum değerlerini kontrol edebilir. Şuradaki flag'leri kontrol edebilir. Çünkü şimdi burada buna girersek çıkamayız. Ama sizin de bildiğiniz gibi nedir? Bir TCP IP oturumunun kurulabilmesi için işte bir üç yollu el sıkışma vardır. Trafiğin ne şekilde başlayacağı, hangi koşullardan sonra devam edeceği ve hangi koşullarda sonlandıracağı bellidir. İşte bir firewall cihazı sadece içeriye değil, buradaki başlık bilgisini de analiz ederek işte ben bir ACK paketi gördüm ama bunun SIM paketini biliyor muyum? Ya da bir FIM paketi gördüm ama bunun öncesindeki işte SIN ACK silsilesini biliyor muyum? Ya da işte bana bir close paketi geldi ama ben bunun öncesinde bir trafik alıp verdim mi? Bu nereden geldi? Gibi buradaki gördüğünüz bütün aşamalardaki analizleri bu cihazlar yapıyor olurlar arkadaşlar. Eğer bugüne kadar üzerinde durmadıysak özellikle three-way handshake dediğimiz üç yollu el sıkışma tarafına bir göz atmanızı muhakkak öneririm. Ben burada TCP'yi koydum ama özellikle TCP, IP, yani TCP, UDP ve ICMP paketlerinin header bilgilerini, bu header'larında neler olduğunu da biraz çalışıp aşina olursanız size üretilen logları anlamlandırmakta çok daha kolay yol alırsınız diyelim burada da. Biraz hızlanmam gerekiyor. Şimdi gelelim IPS imza örneklerine. Bakın biraz önce demiştim ki IPS'ler imza bazlı çalışır. İmza bazlı çalışmasından kastım nedir? Şuradaki paketin data kısmına, burada koymamışım, data kısmına odaklanıp, payload kısmına odaklanıp header'dan sonra bir takım analizler yaparlar. Nedir bu analizler? İşte bu kuralda bakın neyi göstermiş. Önce bir IPS'de çeşitli kategorilere ayrılmış kurallar vardır genel olarak. İşte bakın burada DDoS kategorisi, exploit kategorisi, FTP kategorisi, hunting vesaire diye gidiyor. Her bir kategorinin içinde de çeşitli kurallar vardır. Benim burada size paylaştıklarım, benim de çok sevdiğim Suricata ürünün kuralları ama siz başka bir ürün kullanıyor olabilirsiniz. O üründe de ya da kullandığınız firewall'un üzerinde de bu tip bir kategori ve kural ilişkisi vardır. Sonrasında da her bir IPS'in bir kural sentaksı vardır. Burada yine Snort'ta ve Suricata'da kullandığımız kuraldan örnek koymuşum, kural yapısından. Basitçe biz neyi söyleriz? Bakın burada Dollar External Net'ten Net'teki herhangi bir yerden Home.net'teki Oracle portlarına giden bir trafiği analiz etmesini istemişim ve protokolün TCP olmasını söylemişim. Yani üzerinden geçen paketi açıp önce neye bakıyor? TCP mi değil mi? TCP ise paketi açıp başlıktaki IP adreslerini kontrol ediyor. Bunların ne olduğunu nereden biliyor? External netin ve home netin ne olduğunu nereden biliyor? Bakın bunlar dollar'la gösterilmiş değişkenler. Bunlar config dosyasının bir yerinde, başında bir yerinde bunları ben tanımlamışım. Demişim ki benim external netim şu subnetler, home netim şu subnetler, Oracle portlarım da bunlar. Bununla ilgili git demişim. Aşağıdaki analizleri yap. Ne demişim? Flow'da establish'se ve to server'sa. Establish neredeydi? Bakın şuradaydı. Bu aşamaya gelmişse trafik. Sonrasında payload'un içinde şunlar geçiyorsa ya da payload'un içinde bunlar geçiyorsa işte bunu ya da şunları görüyorsam bakın burada regex'te tanımlanmışım.
şunların arkasından bu ifadeleri görüyorsam payload'un içinde bu trafiğe alert üret demişim. Aslında IPS'de burada drop yazdığımızda bu bizim için IPS kuralı haline gelmiş olacak arkadaşlar. Sonrasında da bu kuralla ilgili bir alarm üretildiğinde bize bu alarmın başlığının ne olacağını yazmış. Bakın burada da şurada da bu alarmın başlığını görüyoruz. Yani SOC analistin önüne düşecek olan CM'nize ya da SOAR'ınıza düşecek olan alarmın başlık bilgisi burada yazıyor. Sonrasında da bakın burada bu kuralın ne için, neye göre, hangi istihbarata göre, hangi bilgiye göre oluşturulduğuyla ilgili, işte hangi CVA'yı referans aldığı gibi bazı informational kategoriler var. Yani burada siz gidip Mitre framework'ünü de adresleyebilirsiniz. Mesela yazdığınız kurallar buna Mitre framework'ünde karşılığı olan bir olayı adresliyorsa kuralınız. Onları da koyabilirsiniz. Bu kısım information kısmı. Bunlar ne için var burada? İşte analist incelerken işini kolaylaştırsın. Mesela gitsin baksın şurada şuna baksın. İşte ilgili CVA'ya gitsin baksın. Ne olmuş ne bitmiş. Niçin bu alarmı almış. Burada yine imza örnekleri var birkaç tane. Şu biraz öncekine ek olarak bakın burada daha basit bir kural var. External net'ten HTTP server. Bakın biraz önce layer 5'e bakmıştık, TCP'ye bakmıştık ama burada neye bakıyoruz artık? Layer 7'ye, HTTP'ye bak demişiz. Hani layer 7'de bunu gördüğünde, bu trafik layer 7'de oluştuğunda neye? To server'a establish olmuşsa, yani dışarıdan gelen trafik içerideki benim sunucumla establishse, URL'in herhangi bir kısmında IIS samples yazıyorsa git bunu IIS sample access'e bir erişim saptadım diye bir alarma çevir ya da buraya drop et dediğimde de bunu durdur bu trafiği demiş olacağım. Alttaki de yine başka bir örnek. Outlook Web Access ile ilgili bir erişim saptandığında bunu durdur demişiz. Bakın bu konuyu da niçin yazmışız? Bu biz saptamamışız. Burada bununla ilgili CVA'lar var demişiz. Git bunu incele. Yani bu bir zafiyetle ilgili bir trafik. En azından istismarı mümkün bir trafik demişiz. Peki burada ne yok fark ettiyseniz? Exchange Server'ın versiyonu şuysa dememişim kuralda. Bu ne demek? Benim Exchange Server'ım bu zafiyetten etkilenmiyorsa bu kural false pozitif olacak. Peki niye böyle? İşte şimdi bu imzalar saniyede binlerce trafik için kullanıldığını düşünürsek ben burada gidip bir de Exchange Server'ın versiyonuyla şunuyla bunuyla karşılaştırmaya kalkarsam dünyanın kaynağını harcayacağım değil mi? Burada beklentine bu ürünlerde sen bu zafiyeti kullanan bir ürün içeride çalıştırmıyorsan gel bu kuralı kapat. Bu kuralı disable et ki ben bununla ilgili kontrol yapmak zorunda kalmayayım gibi. En fazla ne yapabilirsiniz? İşte alert üret bana diyebilirsiniz. Komple kapatabilirsiniz. Burada şuna geliyoruz. Genelde hep şey diye bakılıyor. Ben ürünü aldım koydum. Oh tamam. Arkadaşlar ürünler kutudan çıktıkları haliyle hiçbir işinize yaramıyorlar. Yani sizin security maceranız ürünü aldığınızda bitmiyor, daha yeni başlıyor. Eğer çalıştığınız ortamda bir firewall ürünü alınıp işte oraya koyulduysa üzerine de abi biz IPS, WAF, işte proxy, antivirüs hepsini açtık bunlar tıkır tıkır çalışıyor dendiyse size bilin ki büyük bir yanılgı içerisindesiniz. Peki bu kurallardan nasıl alarmlar oluşturuluyor. Biz yavaş yavaş şimdi analiz tarafına doğru gelelim. Bakın burada bu kuralımız buymuş. Pest.io.com'a doğru bir trafik olursa bize bu alarmı üret demişiz. Sonra da işte sizin artık izlediğiniz CM tarafına doğru geliyoruz. Bakın bu kural çalışmış, bir trafik yakalamış. Bu trafik yakaladığı trafiği bana alertler listesinde dökmüş. Demiş ki Pestbin style bir servise doğru DNS query'si var demiş. Detayını genişlettiğimde
demiş ki işte şu timestamp'i bu. Kaynak ve destination IP'leri bunlar trafiğin. Ben şu signature'la yakaladım. Ben bu şekilde alarma çevirdim demiş. Bu alarma çevirirken de şu paketi inceledim. Bu paketin içinden de bu payload'u çıkardım demiş. Bunların burada arayüzde bana gösterdiği, raporlama ekranında gösterdiği bilgilerin bir diğer formatı da JSON formatında da sunumunu yanda görüyorsunuz. Burada tabii sizin kullandığınız CM ya da SOAR ürününün arayüzleri farklı olabilir. Kullandığı yöntemler farklı olabilir ama günün sonunda arka planda yazılan kural genelde budur ve biz de ekranda bu detayları görüyor oluruz arkadaşlar. Firewall tarafında kurallar nedir, nasıl yazılır, nasıl çalışır? Bakın burada bir software firewall'un, bir Linux makinede çalışan IP tables firewall'un üzerindeki kuralların bir listesini görüyoruz. İşte nereden nereye hangi trafik gelecek, ne kabul edilecek, ne reddedilecek kural setleri bunlar. Yine bir Red Hat Linux üzerinde Red Hat'ın sağladığı firewall aracıyla şuradaki kuralların daha kolaylaştırılmış girilebilir ve raporlanabilir özelliklerini görüyoruz. Bakın şuradakileri böyle tek tek elimizle yazmıyoruz. İşte servis seçerek ya da işte IP port vesaire seçerek çeşitli zoomlarda kurallar oluşturabiliyoruz. Bu tip yardımcı araçlar ne yapıyor? Gidiyor bizim burada yazdığımız kuralları Linux özelinde IP tables kurallarına çeviriyor ve bize de günün sonunda bu kurallara göre çalışan sistemden oluşmuş loglar geliyor. Yani biz aslında bir firewall accept logu gördüğümüzde şuradaki kuralın ürettiği logu görüyoruz ya da bir deny logu gördüğümüzde, drop logu gördüğümüzde şu kuralın çalıştığına şahit oluyoruz. Yine bir başka bir firewall, Forti ürününün, firewall'un kural arayüzünden alınmış bir örnek. Burada tabii o kadar parayı verince biraz daha güzel, kolay grafik arayüzlerde bu işleri yapabiliyoruz. Bakın mesela burada bir kuralla cihaz üzerindeki antivirüs, web filter, application filter, IPS, SSL inspection, certificate inspection bütün modülleri açmışız. Başka bir kuralda farklı inspectionları açmışız gibi. İşte şuradaki her bir kurala çarpan trafik mesela işte LAN'dan gelen ve bu kurala çarpan trafikler biz analiz yaparken önümüze işte firewall deny olarak düşüyor ya da bunlar eğer alıyorsak accept kurallarını o şekilde düşüyor arkadaşlar. Yine şuradaki kurallara göre oluşmuş Forti cihazı üzerindeki log örneklerini burada görüyoruz. Bakın biraz önce IDS'ten gelen bir log vardı. Burada da application control, web trafiği kontrolünden gelen bir log var. Burada ne yapmış? İşte provider.nm-athena-event-provider.nm11.com'a giden bir trafiği firewall durdurmuş. Ya da şurada Microsoft'a doğru giden bir trafiği deny etmiş. Üzerine tıkladığımızda da bize bu detayları vermiş. Yine SOC analiz gözüyle baktığımızda aslına bakarsanız biz çoğu zaman bunların CM'e geldikten sonraki hallerini görüyor olacağız. Ama işin mutfağında da görünürlük bu arkadaşlar. Yine Linux tabanlı çalışan software bir firewall'un işi işlem sistemi üzerinde değil de sadece firewall'un yapmak üzere çalışan bir firewall'un işte kural tanımlama kısmı, IPS kısmı ve log kısmına burada örnekler görüyorsunuz. Şurada tabii şunu yine siz neyi görüyor olacaksınız? Biraz önce bahsettiğim gibi CM ya da CM ya da SOAR ürününüzde buradaki gibi ekranlarda bu logların işte normalize edilmiş, parse edilmiş, sizin için anlamlandırılmış halini göreceksiniz. Çoğu zaman buradaki
kural isimleri vesaireler değil de yine Siyem ve Soğar önünüzde atanmış olan isimleri göreceksiniz. Şimdi burada bütün cihaz üreticilerinin farklı loglama mekanizmaları, teknikleri vesaireleri var. Ama genel olarak hepsinin nasıl anlamlandıracağımızla ilgili standart bir yöntemimiz var. Burada da bir Palo Alto Firewall'da gelmiş permit ve deny loglarını görüyoruz. Bakın biz bu şu logo anlamlandırmak için yapacağımız şey önce Palo Alto'nun firewall loglarında hangi alanın ne anlattığını, hangi sırayla buradaki alanları doldurduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu da Palo Alto'nun web sitesinde gidip ya da ilgili ürünün dokümanında bakmamız gerekiyor. Bakın şu Palo Alto'nun sitesine gidip de Traffic Log Files detayına tıkladığımda bana diyor ki benden gelen trafik loglarında göreceğin alanları bu şekilde sıralıyorum ben diyor. Bakın biz şuradaki logo alıp gelip şurada oradan edindiğimiz bilgiye göre sıraladığımızda da ayıkladığımızda bu tablo karşımıza çıkıyor. Yani şuraya baktığımızda bir bakışta göremeyeceğimiz detayları artık burada görüyoruz. İlgili dokümanın da örnek olması açısından linkini buraya yazdım. Dediğim gibi her bir üreticinin log derinliği, log mantığı, log mekanizması farklı. Kötü haber, iyi haber hepsinin bununla ilgili dokümanları var. Süreyi aştığım için biraz sizden özür diliyorum. Şimdi hızlıca sorulara bakıyorum. DNS tüneling IPS'de çözüm yaratmak mümkün olur mu? Aslında mümkün hocam. Yani IPS'e siz özellikle doğru yerden trafik veriyorsanız, IPS'iniz doğru trafiği analiz ediyorsa en azından şunu bakabiliriz. 53 üzerinde anlamlandıramadığımız ya da TLS taşıyan bir TLS ile gidip gelen bir trafik görüyorsak bundan şüphelen diyebiliriz. Next Generation Firewall kısmına URL filtering de ekleyebiliriz diye. Evet, o slide'da dediğim gibi kalabalık ediyor diye yazmamıştım ama URL filtering, proxy vesaire ekleyebiliriz. Next Generation Firewall yönetim tecrübeniz oldu mu acaba? Belirttiğiniz gibi aslında WAF'ın karşıladığı bir trafiğin payload'un IPS IDS'de hatta antivirüse tekrar iletilmesi ve paketin alıcıya ulaşması gerçekten hızlı oluyor mu? Olamıyor işte arkadaşlar. Yani hız göreceli bir kavram ama olamıyor ve açıkçası benim şahsi fikrim all-in-one cihazlar çok büyük paralar harcayıp çok büyük makineler almadıysanız açıkçası performans tarafında sıkıntılı. Küçük networkler için önerebilirim ama bir de bu cihazlar şunu sizden alıyorlar. Bu cihazları farklı konumlandırıp farklı üreticilerin cihazlarını da yan yana koyarak aslında biraz önceki o TI kaynaklarını çeşitlendirme konusunu daha iyi yönetmeniz mümkün. Tek bir cihazın üzerinde her şeyi yaptığınızda TI tarafında da tek bir üreticiye bağımlı kalmış oluyorsunuz. O yüzden çok önermiyoruz. Firewall tarafında external connector block için thread ilet F1 Log4j IP, USOM, SINS Army, GB Cyber Threat Intelligence diye bir içerik paylaşmış Uğur Çelik arkadaşınız. Ben de şuraya chatten yazayım. Almak isteyenler buradan alabilirler. Host Base IDS ile EDR arasındaki farktan bahsedebilir misiniz? Özgür arkadaşlar, hocam. Buyurun. Kusura bakmayın lafınızı böldüm ama sadece host'tan panelist'e gönderdiniz. Herkese gitmedi şu an yazdınız. Özür dilerim. Ama burada da chat'e gönderme şeyi yok. Onu sen halledebilir misin? Tabii gönderiyorum hocam. Everyone seçeneği bende çıkmıyor. Host based IPS'leri arkadaşlar EDR'lardan ayıran en önemli fark EDR'ların uygulama bazında, işletim sistemi ve kernel bazında hatta memory bazında doğru bir EDR kullanıyorsanız analiz yapabilmesi. Aslına bakarsanız ikisinin alanları
ve incelikleri yüzeyle farklı diyebiliriz. Uğur Hocam devamını sonradan gördüm. Bunları kullanıyoruz. Tavsiye edebileceğiniz başka var mı diye sormuş. Uğur Hocam bunları şeyden sonra ben size ulaşayım. Bizim kullandıklarımızı, önerdiklerimizi de yazayım. IPS mi önde olmalı yoksa firewall mu önde daha iyi verim alınır? Bu işlediğiniz trafiğe vesaireye göre değişecektir ama arkadaşlar IPS çok daha detaylı analiz yaptığı için, daha doğrusu IPS'i mümkün olduğunca daha çok imza ile çalıştırabilmek için genelde firewall'un arkasına konumlandırılır. Benim de size önerim o şekildedir. İyi bir firewall'unuz var ise. Cirsut level firewall'ları genelde banka gibi sıkı erişimleri gerçekleştiren kurumlar kullanıyor diyebilir miyiz? Hocam bugün günümüzde Samet Hocam bu ürünleri tek başına bu ürünlere security'sine emanet eden bir kurum kaldığını sanmıyorum. Bunlar sadece biraz önce bahsettiğimiz o Next Generation Firewall, IPS vesaire gibi ürünlere doğru akan trafiğin en önüne koyulup böyle çok net bilinen %100 zararlı olduğuna, yani sadece IP adresiyle hatta location bazlı, yani IP bloğu bazıyla zararlı olduğunu bildiğimiz trafikleri, başka detayının incelenmesine gerek olmadan zararlı olduğunu bildiğimiz trafikleri kesmek için, arkadaki işleri rahatlatmak için genelde önlere bir yere konumlandırılıyorlar. Log logları genellikle deny edilen eventleri içeriyor. Binlerce log içerisinde bir intrusion olduğunu nasıl tespit edebiliriz? Vallahi burada kastınız sizin önünüze bu WAF logları bir SIEM ya da SOAR ürününde geliyorsa orada bir kere kurallar düzgün çalışmıyordur diyebiliriz. Ama işin mutfağı mantığı açısından da deny edilen eventlerin daha çok görüyor olmanız mantıklı. Benim orada önerim false positive eliminasyonu yapmanız ve WAF üzerindeki kural setlerini tune etmeniz. Çünkü içerisinde ne olduğunu göremeyecek kadar bizi kör ediyorsa, işte o tam olarak biraz önce bahsettiğim kutuyu koydum çalıştı mantığıyla konumlandırılmış bir cihaz olma ihtimali yüksek. Ya learning tarafında bir şeyler eksik yanlış gitti ya da siz kurallar tarafında doğru tuning işlemlerini yapmadınız. Hani orada günün sonunda beklentimiz cihazın üzerindeki tune olayı bittikten, tune çalışması bittikten sonra günde bir analistin ya da analist sayınızın inceleyebileceği kadar alarm çıkarıyor olması size. Yani siz bütün tune'ları yaptınız ama hala bir kişinin inceleyebileceğinden fazla alarm çıkıyorsa bu sefer analist sayınız az diyebilirsiniz hocam. Sunumda bahsettiğiniz logların tamamı ücretsiz veya open source önünde inceleyebileceğiniz yazılım öneriniz var mıdır? Var tabii. Mesela ben de burada çokça faydalandığım Suricata'yı size önerebilirim. Log toplama tarafında yine açık kaynaklı Wazoo, Elastic ürünlerini önerebilirim. Hatta bunların nasıl çalıştığını, ne yaptığını incelemek istiyorsanız hızlıca ISO'sunu indirip kullanabileceğiniz, benim de çok sevdiğim SELKS diye yazılan bir ürün var. SELKS. Bu ürünü indirip kurup bakabilirsiniz. Açık kaynaklı birçok bu amaca yönelik altyapıyı bir arada hazır olarak size sunuyor. HTTP trafiğinin analizinden bahsedebilir misiniz? Maalesef zamanımız kalmadı ama bunu şöyle yapalım. Şimdi eminim ki sizler ayrılırken o küçük anketi dolduruyorsunuz. Oradaki o anketin üzerinde çok ciddi öne çıkan bir konu olmazsa sonraki webinar konumuzu HTTP trafiğinin analizi yapalım. DNS güvenliği için IDS, IPS bazlı tanımlamalar yapabiliriz dediniz sanırım. Yine özellikle DNS saldırılarında çok da kullanılan DGA tespitlerini yapabilir misiniz? Hocam zor. Açıkçası DGA tespitlerini bugün işi sadece bu olan ürünler bile zorlanarak yaparken pratikte zor. Teoride evet, biraz önce gördüğünüz gibi Suricata'ya regex'le kurallar yazabiliyoruz.
devasa regexetleri yazarak kurallar oluşturabiliriz ama pratikte false pozitif çok çıkacaktır diye düşünebiliyorum. Hani bu sorunun doğru cevabı siz regexle DGA domainleri bir domain listesinde ayıklayabiliyorsanız bir regexle onu IPS tarafında, IDS tarafında kurala da çevirebilirsiniz. Tabii unutmamamız gereken regex'in kuralın yükünü bir tık daha artırdığı, daha fazla kaynak ürettiği. Vazo SOAR entegrasyonu sağlanıyor mu? Açıkçası kullandığınız SOAR ürününe bağlı. Vazo'a direkt bir desteği varsa neden olmasın? Ama genelde olmuyor. Kötü haber, iyi haber. Biz bu entegrasyonu yapabiliyoruz. Yaptığımız yerler var arkadaşlar. Kısaltmasını söylemiş olduğunuz programı yazılı olarak paylaşabilir misiniz hocam? Kaçırdım orayı. Tekrar kodlayayım Samet yazıyorsan. Çünkü uzun adı yok. Samsun, Edirne, Lüleburgaz, Kastamonu, Samsun. Kural yazmak için hangi kaynaklardan faydalanabiliriz? Arkadaşlar burada da Mitre Framework'ten yararlanabilirsiniz. Sigma Rulesets diye ararsanız Sigma kural setlerini arayarak Sigma kural setlerinden edeceğiniz bilgilerle ürünlerinize kurallar geliştirebilirsiniz. Sorular da bu kadar arkadaşlar. Ben katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Webinar konularımız için sonrasında doldurduğunuz anket bizler için harika bir yol gösterici. O yüzden bir dakikanızı ayırıp o anketi doldurmanızı rica ediyorum. Karşılığında da sizden beğen butonunuza basmanızı ve bildirim zilini açmanızı istemiyorum. İyi ki katıldınız. Bir dahaki webinarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.